İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi komitelerinin raporlarının sunumunu ve ayın olaylarını görüştü. Fransa'daki ilk okula direniş hareketinin Ermeni kahramanı Misak Manuşan'ın adı verildi. Marsaban mültecilerinin 1919 yılındaki hayatı tarihi görüntülerle. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde antik yapı kalıntıları keşfedildi. Artsakh'ın kaybı, yarının nesillerine nasıl tepki vereceğiz? Bir İsrail tankı Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Güçlerinin kulesini bombaladı. Uluslararası Konferans, Armenosid'in uluslararası düzeyde tanınması. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento'sunun 36. olağan oturumu 16 Ekim'de gerçekleşti. Oturum, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Nelly Harutyunyan'ın Ekim ayı için planlanan etkinliklerin ayrıntılarını sunmasıyla açıldı. Oturumda komisyon raporlarının sorumlulukları konusuna da yoğun bir şekilde değinildi oturumun sonunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun çalışmalarının etkin bir şekilde organize edilmesi ve atılması gereken adımlara ilişkin gündem ve güncel konular görüşüldü. Paris yakınlarındaki Chatine Malabri kasabasındaki merkez liseye Misak ve Meline Manuşanların adı verildi. Karar İl de France bölgesi konseyinde oy birliğiyle kabul edildi. Bu Fransa'da Ermeni milletinin kahramanının adını taşıyan ilkokuldur. İsim verme töreninde Manuşya'nın kahraman imajı ve verdiği mücadelenin genç nesiller açısından önemi anlatıldı. Etkinliğe aralarında Doğu Ermenistan Büyükelçisi Hasmik Dolmacan'ın da bulunduğu Fransız ve Ermeni yetkililerden temsilciler katıldı. Dolmaçan girişim için şükranlarını sunarak Manuşa'nın Ermeni Fransız dostluğunun sembolü olduğunu ve Fransız gençliğine ilham kaynağı olarak önemini vurguladı. Tören okul öğrencilerinin Charles Aznavur şarkılarını seslendirmesiyle sona erdi. Mayıs 1919'da Mersavan'da Merzifon'da çekilen bir fotoğrafta Ermeni ve muhtemelen Türk kadınları çocuklarıyla birlikte yün alıp eve götürüp yetimlere elbise dikerken görülüyor. Fotoğrafta yüzleri kapalı olan kadınlar da Müslüman olmuş Ermeniler olabilir. Kadınların çizgili battaniyelerinden bazıları Merzavan bölgesine özgüdür. Pontus Pazemonu olarak da bilinen tarihi küçük haykın Marzvan eyaletinin merkezi olan Marsavan'ın birçok adı vardır. Mersivu, Neapolis, Merzifon. Burası Bizans'ın Ermeni İmparatoru Hovannes Çımşikik'in Bulgarları mağlup ettiği tarihi açıdan önemli bir yerleşim yeridir. 1915 Büyük Soykırım Armenosit ve 1895 katliamları sırasında şehrin Ermeni nüfusu acı çekti. Birçoğu öldürüldü veya darmadağın oldu. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin önemli ölçüde azalması sonucunda Bitlis kıyılarında sular altında kalmış tarihi yapı kalıntıları yeniden görünür hale geldi. Sıcaklığın artması ve yağışların azalması gölün çekilmesine yol açmış. Bunun sonucunda göl kıyılarında daha önce su altında olan yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Belgesel film yapımcısı ve su altı kaşifi Tahsin Ceylan ve ekibi Bitlis bölgesinde bulunan bu tarihi yapıların kalıntılarını keşfetmek ve filme almak için 3 gün boyunca dalış yaptı. Ceylan'a göre filme aldıkları yapıların çoğu taştan yapılmış, çok sayıda küçük odalı ve birbirine bağlı bu da kültürel ve mimari karışıklıkları anlatıyor. Bu bulgular bu yapıların bir zamanlar Van ve çevresinde yaşayan Ermeni nüfusuna ait olabileceğini düşündürmektedir. Belgesel film yapımcısı Ceylan, dalışların son gününde çok sayıda arkeolojik eserler keşfettik. Kaplar, amfora parçaları ve hatta düzenli kesme taşlardan oluşan alanlar. Bölgede farklı dönemlere ait olabilecek sütunlar da ilgi çekmiştir. Bu buluntuların hangi döneme ait olduğunun anlaşılması için dikkatle incelenmesi gerekiyor diye konuştu. Van ve çevresi Ermeni kültür ve tarihinin önemli merkezlerinden biriydi ve bu keşifler Ermenilerin bu bölgedeki varlığına ve yarattıkları kültüre yeni bir ışık tutuyor. Artsaklı tarihçi Aşot Arut Dünya'nın şu açıklamalarda bulundu. Artah Ermenilerinin güvenliğinin ve özgürlüğünün garantörü olarak tarihi misyonumuzu yerine getiremediğimizi yarınki nesillerin önünde dürüstçe itiraf etmeye cesaret edebilecek miyiz? Kayıtsızlığımız ve beceriksizliğimizle Artah'ı düşmana teslim ederek sadece görevimizi yapmadığımızı, aynı zamanda ulusal onurumuzu da kırdığımızı kabul edecek miyiz? vatanın bir kısmının kaybolduğu bugün onu geri almak için herhangi bir adım atmazsak hala Ermeni olarak adlandırılabilir miyiz? Artsağı özgürleştirip ana vatanda yeniden birleştirene kadar Ermeni adını taşımaya ve yüzyıllardır kimliğimizin direği olan değerleri korumaya manevi hakkımız var mı? Yarının nesilleri ister istemez bizden hesap sormaya çalışacaklar halkın omurgası olan bizlerin güçlü ve dirençli olması gereken neden savaşmak yerine topraklarımızı düşmana teslim ettiğimizi soracaklar. Onların mirasını kaybettiğimizi, kazanan değil mağlup olduğumuzu kabul ederek onlarla yüzleşmeye hazır olacak mıyız? Hatalarımızla, kararsızlıklarımızla, başarısızlıklarımızla sadece vatan sınırlarından değil, milli onurumuzu da zayıflattığımızı itiraf edecek dürüstlüğe sahip olacak mıyız? Birleşmiş Milletler misyonu tarafından bildirildiğine göre İsrail ordusu Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Misyonu'nun mevzilerini bombaladı. İsrail tankının Kıffar Kila kentine çok daha uzak olmayan Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'nün gözlem kulesini bombaladığı söyleniyor. Daha önce barışı koruma misyonunun tesisleri bombalanmış, iki asker yaralanmıştı. Barış gücü misyonuna göre tank kuleye zarar verdi ve ayrıca üzerine kurulu iki video kaydediciyi de yok etti. Görevde yaşananlara barışı koruma görevlilerinin mevzilerinin doğrudan ve büyük olasılıkla kasıtlı olarak bombalanması adı verildi bu yıl 23-25 Ekim tarihlerinde Armenosid Müze Enstitüsü'nde Ermenilere karşı uygulanan soykırımı, Armenosid'in uluslararası tanınması, onlarca yıl süren bitmek bilmeyen mücadelenin anısına, siyasi ve jeopolitik dönüm noktalarına adlı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferans, Armenosid Müze Enstitüsü Vakfı ve Fransa'nın Puatiye Üniversitesi'nin modern batı dünyasında anılar, kimlikler, laboratuvarı tarafından yüksek öğrenim ve bilim komitesi ile Ulusal Ermeni Derneği'nin desteğiyle düzenleniyor. Çalışmalar ve araştırma Doğu Ermenistan'daki Fransız Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Konferansın çalışma dili İngilizcedir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük.